Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi yaz geçişinden kışa geçiyoruz. Özellikle bu konuyu bir izah etmek istiyorum. Bakınız, kış olmasına rağmen neden kuşlar hasta oluyor? Özellikle dikkat etmeniz gereken hususları açıklayacağım size. Bir kümeste eğer yağmurdan dolayı su alıyorsa, yani pencereden içeriye atıyorsa, tabanda ıslaklık oluyorsa veya kümes şartlarınız mevcut yerinize göre toprakla birleşikse, yani kuru beton değil de, yani betonun ıslaklığını anlarsınız da kendinden nemli, yani illa su üzerine çıkması gerekmiyor, topraktan nem alıyorsa veya bulunduğunuz şartlar gereği kümesin duvarlarında nem varsa, yani tabandan yukarıya doğru hafif nemler varsa, nem demek bakteri üretimi demek. Bakınız arkadaşlar, hani öğrenci yurtlarında veya askeriyede veya toplu olan yerlerde yemekten zehirlenmeler oluyor ya, işte o yemekten zehirlenmeler salmonelladır. Yani siz salmonellayı şöyle algılıyorsunuz herhalde: bu güvercin hastalığı. Hayır. Salmonella bakteridir. Her yaşayan canlının bağırsaklarında vardır. Ortaya çıkış sebebi belli şartlardır. Bakterinin hızlı üremesi, yani aslında ihtiyacıdır o salmonella bakterisi her hayvan için. Ama ihtiyacın fazlası olduğu zaman işte vücuda yayılarak hastalık olarak ortaya çıkıyor. Salmonella çok kez biz anlattık. 220 bir belirtisi var dedik, illettir dedik. Tavuk kümeslerine geldiği zaman 20 gün yumurtası yenmez çünkü yumurtaya aktarıyor. Güvercinde de aynı yumurtaya aktarıyor. Bakınız, güvercinde de aynı yumurtaya aktarıyor. Şimdi nemli ortamda dışkı bakteri üretmeye devam eder salmonella. İşte özellikle tabandan ıslak veya duvardan ıslak ortamı yakaladığı an hızlı bir şekilde ürer. Bir kuşun ihtiyacından daha fazlası bu sefer kuşu hasta eder. Bunu bilmeliyiz. İkincisi yanlış beslenmedir. Bakınız, ikincisi yanlış beslenmedir. Kuşların, bakınız Google'dan araştırın, tuz güvercinin düşmanıdır. Ben şu demeyeceğim. Bunların daha önce videosunu yaptım. Çünkü ticaret denen bir şey var. Herkesin kazancına da saygı duymaya çalışıyoruz. Ama ben kuşlarımı korumak zorundayım. Bu bilgiyi de size aktarmak zorundayım. Tuz güvercinin düşmanıdır arkadaşlar. Bunu bir defa bilmeliyiz. Peki ne yapıyor tuz biliyor musunuz? Böbrekleri çökertiyor. Böbreği çöker hayvanda, erkekte ise dölleme, dişi ise yumurtlamama ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak için, tuzdan uzak durmalı. Peki diyeceksin ki hoca tamam, tuz vermeyelim de tuz ihtiyacını nasıl karşılayalım? Elektrolik ucuzdur. Bugün veterinerlerde var. Şimdi lakin bazıları da, mesela yine videosunu YouTube kanalımda yaptım, yalama taşı veriyorlar. Hani kuzular, keçiler bilmem neler yalasın diye tuz taşı. Yapmayın arkadaşlar. Doğal tuz kereviz pazı yaprağında mevcuttur. Bak, kereviz pazı yaprağı. Birçoğunuz bunu bilmeyebilir. Ama lakin annelerimiz, ablalarımız, pazara çıkan herkes kereviz yaprağını, pazı yaprağını bilir. Alın, ince ince doğrayın, kuşlarınıza verin. Bunlara dikkat ederseniz kolay kolay kuş hasta etmezsiniz. Yani kuşa hem tuzu basacaksın, hem kümesin rutubetli olacak, ıslak olacak. Hem ondan sonra kuşçuluğu bırakıyorum, çok bıktım, usandım, her gün kuş hastam olur. Arkadaşlar, İlyas Yıldırım YouTube kanalı Güvercin Ansiklopedisi. Bilimsel olmayan hiçbir şeyi burada paylaşmadık. 200'ün üzerinde videom var. Tamamı da, oğlum kamerayı kaçırma, ışıklanmayı kaçırma, sallanıp durma. Bak sonra görsel de bozuluyor. Zaten uç kuruşluk video çekiyoruz yani. Yani şunu sallama, yani işini adamcı bir yap ya. 50 yaşlı adama buraya gırtlak yöre. Birkaç kişiye bir şey daha öğretelim diye. Gel. Tamam. Gel. Buraya. Beni çok seviyor. Elimle büyüttüm, geliyor. Şimdi kışa girdiğimiz şu dönemde kışın kümes kupkuru olmalı. Tabanla inşaat paleti koyabilirsiniz. Daha önce video yaptım. İnşaat paletinin altına kum veya talaş atabilirsiniz. Ve kış boyu kesinlikle kümeste temizlik yapmayın. Kuruysa kümes, nemsizse inşaat paletini döşediniz, altına kum veya kuru kum tabii veya talaş attınız, bırakın o şekilde kalsın.
en sağlıklı yavru almak bu şekilde cereyan eder. Bunun yanında ısı yalıtım sistemini anlattım arkadaşlar. Bakınız çok basit, 100-150 liraya kümesinizi yazın serin, kışın sıcak tutarsınız. Aynı bu video var. Yazın Google'dan İlyas Yıldırım yazın serin, kışın sıcak videosu. Bakınız bir sefer yapıyorsunuz. Yazın serin, kışın sıcak oluyor. İzocam. Döşüyorsunuz duvarlara, üstüne kontrplak çakıyorsunuz, bitti. Tavanı, mavanı, her yerini. Kışın havalandırma. Hani diyoruz ya kapının altından kapının üstten. Bunun sebebi şudur. Kapının altından giren hava kapının üstüne yönelir. Kapının önünde tünek olmadığı için, yuvalık olmadığı için kuş cerana yapışmaz. Kapılmaz. Kapının önünde hava sirkülasyonu olacağı için hem içerinin havasını, öksijenini temizleyecektir. Hem de cerana yapmayacaktır. Peki şunu izah edemedik tam. Kapının altında şu yumruğumun kalınlığı kadar, bakınız, delik olması yeterlidir. Kıştan bahsediyorum. Bir de baca. O sirkülasyon ne içeriği soğutur? Tabi izocamı yaptıktan sonra, montalamayı yaptıktan sonra. Ne içeriği soğutur? Ve içerinin oksijenini temizler sürekli. Çok basit olaylar. Şimdi bana doğudan bir kardeşimiz yazmıştı. Kışın -20 derece var. Kümeste şey var. Sen söyle. Elektrikli soba var. Şu tavanlardan aşağı baloncuk damlıyor. Abi bitti. O kümeste hastalıktan sen kurtulamazsın. Baloncuk damlamaya başladığı an o kümeste olay bitti. Hıçkırık, göz sulanması, burun akıntısı, nefes darlığı. Bunlar, oğlum Allah rızası için şuna bak ya. Telefonu kaydırdın aşağı oğlum. Yani zor mu bir dakika şunu tutmak? Terleme yaptığı zaman uz solunum yolları rahatsızlıklara başlar. O terlemede içeride nem oranını artırdığı için dışkıyı kuruturmayacak. Hani güveci fırına vermiş gibi yanmıyor orada, kurumuyor, pişiyor. Dışkıyı kuruturmayacak, bakteri üretimini artıracak. Ondan sonra kışın hastalık mı olur? Olur abi. Bazı dengeleri değiştirmese olur. Bakınız kuş soğuktan ölmez. Allahu Teala her hayvanı kendine göre ne? Kendine göre giyindirdi. Kuşu ceyrana tutma. Tabii ki eksinin altına da tutma tabii ki. Bu izocam olayını, dediğim olayı yaparsanız, bunun videosu da YouTube kanalında var. Bunu yaparsanız bu sorunları da çözmüş olursunuz. Bakınız Google'dan İlyas Yıldırım diş çiçek mantar videosu. İlyas Yıldırım diş çiçek mantar videosu. İlyas Yıldırım zeytin yaprağı videosu. Ölümden döndüren bitki diye geçiyor. İlyas Yıldırım dut yaprağı. Ya aklına ne geliyor? İlyas Yıldırım sallabaş, İlyas Yıldırım ür tedavisi, İlyas Yıldırım bilmem ne tedavisi. Aklına kuşla alakalı ne geliyorsa Google'dan yaz, videosu karşına çıkacaktır. Yani Google bizi algılamış. Hepsi tamamen bilimsel verilerdir. Kendime ait hiçbir şey yok. Öğrendiğim doğruları ben sizlere aktardım bugüne kadar. Şimdi özellikle kış geldi. Isı yalıtım sistemiyle ilgili videolarım da var. Kesinlikle kümesiniz tabandan duvardan nem alıyorsa, bodrum katlarda kuş bakıyorsanız, balkon altları, ağaç dipleri, güneş görmeyen yerler, B vitamini çok önemli. Bu tür yerlerde hastalık artmak zorundadır. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.